Tarih seven insanlar genellikle yakın zamanda keşfedilen arkeolojik keşiflere çok meraklıdırlar. Geçmişten günümüze pek çok önemli eser bulunsa da halen ulaşılmaya çalışılan ve yer altında gizlenen pek çok önemli keşifler bulunuyor. Bu videoda yakın zamanda keşfedilmesiyle bilim adamlarını bile şaşkına çeviren önemli eserleri göstereceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Viking Kılıcı. Saga Venesek adındaki 8 yaşındaki kız çocuğu İsveç'in güneyinde bulunan Tanno yerleşkesi yakınlarındaki bir gölde 1500 yıllık olduğu tahmin edilen bir kılıç buldu. Yaz tatilinde yazlık evlerinin yakınında bir gölde yüzmekte olan küçük bir kız çocuğu ayağına takılan şeyi babasına gösterdi. Daha sonra anlaşıldı ki küçük kızın ayağına takılan bu sopa Viking öncesi döneme ait 1500 yıllık bir kılıçtı. Konuyla ilgili konuşan küçük kız, "Suda bir şey hissettim ve onu kaldırdım. Bir sap gördüm ve gidip babama kılıca benzer bir şey bulduğumu söyledim." açıklamasında bulundu. Küçük kızın keşfinin ardından gölde bir dizi kazı gerçekleştirildi. 3. yüzyıldan kalma bir broş dahil olmak üzere bazı önemli tarihi eserler bulundu. 2 numara 2000 yıllık altın taç. İngiltere'de yaşlı bir adam yatağının altındaki karton kutuda en az 2000 yıllık olduğu ve Hellenistik döneme tarihlenen saf altından bir taç buldu. M.Ö. 300 yıllarında tarihlenebileceği düşünülen Mersin ağacı süslemesi taç, yaşlı adamın koleksiyoner olan dedesinden kalan eşyalar arasındaydı. Yaşlı adam taçla ilgili yakın zaman önce yatağın altındaki bazı şeyleri düzenlemeye karar verdim ve dedemden bana gelen şeylere bakması için müzayedecileri çağırdım. Taç muhteşem bir parçaydı. Fakat bu kadar değerli olabileceğini hiç tahmin etmezdim. Gerçekleri öğrendiğimde hem heyecanlandım hem de inanamadım dedi. 3 numara Allah ve Ali yazılı kumaşlar. İsveç'te 9. yüzyıldan kalma Viking mezarları üzerinde Allah ve Ali yazılı giysi ve kumaşlar bulundu. Daha önce gümüş üzerinde tipik Viking dönemi desenleri olduğu düşünülen geometrik şekillerin kufi karakterleri olduğu ispatlandı. Araştırmayı yapan Uppsala Üniversitesi araştırmacıları, şerit desenlerde hem Allah hem de Ali yazdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Vikingler, İslam dininden ve ölümden sonra cennette sonsuz yaşam inanışından etkilenmiş olabilir. Viking dönemi mezarlarındaki doğu objeleri sadece yağma ve doğu ticaretinin bir nedeni olmadığı düşünülüyor. Çünkü yazıtlar Valkyries'in görüntülerini barındıran tipik Viking çağ kıyafetlerinde görülüyor. 4 numara En eski Homo sapiens. Geçtiğimiz yıl Fas'ta bizim türümüz Homo sapiens'a ait 300 bin yıllık bilinen en eski kemikler bulundu. Daha önce Homo sapiens'a ait en eski kalıntılar 200 bin yıllıktı. Fas'taki yeni fosil bulguları türümüzün köklerini 100 bin yıl geriye çekmekten fazlasını yapıyor. Ayrıca 300 bin yıl önce bilinen en eski Homo sapiens atalarımızın neler yediğini gösteriyor. Bol bol gazel, arkeologların insan türünün 200 bin yıl önce ortaya çıktığını düşünmesi nedeniyle daha önce Fas'ta bulunan eski aletlerin modern insanlardan önceki türler tarafından yapıldığı düşünülüyordu. Fakat Jebel Arut'taki bulgular bunların o dönemde yaşayan modern insanlardan kaldıklarını anlamamızı sağladı. Bu keşifle beraber daha önce doğru olarak kabul ettiğimiz birçok şey de değişti. 5 numara 3500 yıllık mühür. Yunanistan'ın Peloponez Yarımadası'nda yer alan 3500 yıllık bir savaşçı mezarında bulunan büyüleyici bir mühür, antik Yunan'ın sanat tarihine dair bilgileri sarstı. Bir mühür olarak kullanılan taş, antik Yunan sanatının bilinen en iyi eserlerinden biri olduğunu iddia eden araştırmacılar tarafından başyapıt olarak nitelendiriliyor. Pylos Savaş Akik Taşı olarak da bilinen mühür, 3,5 santim büyüklüğünde ve şiddetli bir savaş sahnesi betimliyor. 3500 yıllık Griffin savaşçısının mezarında ortaya çıkan mühür, diğer birçok değerli eşya ile birlikte bulundu. 6 numara 4000 yıllık savaş araba. Hindistan'daki arkeologlar bölgedeki bir savaşçı sınıfının ilk kanıtları olabilecek 4000 yıllık at arabası kalıntıları ortaya çıkardı. Kalıntılar Yeni Delhi'nin yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde Sinaoli köyünde bir arkeolojik yüzey araştırması kazı alanına keşfedildi. Alanda 8 mezar, kılıç ve hançer gibi eserler bulundu. Sinaoli köyünün etrafındaki bölge zengin bir arkeolojik alan olarak kabul ediliyor. 2005 yılında bir çiftçinin kazara ortaya çıkardığı kalıntılardan sonra Indus valisi uygarlığına ait mezar ve eserlerin bulunduğu bir alana
120 metre mesafede bulunan savaş arabaları bulundu. 7 numara Urartu Kalesi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Van Gölü'nde yapılan bir araştırma sırasında gölün derinliklerinde Urartulara ait olduğu düşünülen 3000 yıllık kale kalıntısı tespit edildi. Ekibiyle Van Gölü'ne dalış gerçekleştiren sualtı görünleme yönetmeni Tahsin Ceylan, Adilcevaz Kalesi'nin kalıntısı olduğu değerlendirilen tarihi bir yapıyı görüntüledi. Kalenin yapımında kullanılan kesme taşlar ve aslan figürünün tasvir edildiği bir taş bulunması, kalenin Urartular tarafından yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor. 8 numara Tarkan Elbisesi. Mısır'da bulunan Tarkan Elbisesi'nin dünyanın bilinen en eski elbisesi ve en eski dokuma kumaşı, radyokarbon testleri elbisenin 5500 yaşında olduğunu ortaya koydu. Radyokarbon testi sonuçları, elbisenin ilk hanedanlıktan da daha geriye tarihlenerek sanılandan da daha eski olabileceğini düşündürüyor. Elbisenin etek kısmı korunmadığı için kesin uzunluğunu bilmek mümkün değil. Fakat boyutları bir genç kıza ya da ince bir kadına uygun olacağını gösteriyor. 9 numara Torun Çekici. Lima anlamı parçalayıcı olan Mjölnir ise torun gücüne güç katan ünlü çekicidir. Pek çok filmde efsanevi ve inanılmaz güçlü bir silah olarak gösterildi. Geçmiş dönemde tarihçilere göre Thor'a benzer pek çok çekiç bulunuyordu. 2015 yılında Norveç'te Thor'un çekici Mjölnir pendantı bulundu. Gümüşten yapılmış çekiç şeklindeki pendant büyük ihtimalle 9. ya da 10. yüzyıla tarihleniyor. Çekiç delikli daire şekilleriyle dekore edilmiş. Bu yeni buluntu Norveç'in 14. pendanttan oluşan Mjölnir buluntularının önemli bir parçası oldu. Norveç'teki gibi çekiç pendantları Viking çağında dini muskalar ya da tılsımlar olarak kullanılıyordu. Çekiç amuletini taşıyanlar Yıldırım ve Bereket Tanrısı Thor'un lütfuna ve korumasına nail olmayı umuyordu. 10 numara Türk Mumyası. Moğolistan'daki Altay Dağları'nda Türk kökenli olduğu düşünülen 1500 yıllık bir mumya bulundu. Yanında bir yay olmadığı için bir kadına ait olduğu düşünülen mezarda kurban edilmiş bir at ile at takımlarının yanı sıra çok iyi korunmuş durumda olan renkli işlemeli çantalar, 4 farklı kıyafet ve yastıklar da bulundu. Bulunan insan kalıntıları keçeye sarılıydı. Araştırmacılar bulunan mezarın Orta Asya'da bulunan ilk eksiksiz Türk mezarı olduğunu söylüyor. 1 numara Göbekli Tepe'de Kafatası Kültü. Şanlıurfa'daki 11 bin yıllık tapınak Göbekli Tepe'de kazı çalışmaları sırasında parçalanmış halde binlerce insan kemiği bulundu. Bunların arasında üzerinde kısıtlı yapılmış oluk izleri, delikler ya da aşı boyası olan kafatası parçaları da bulunuyor. Göbekli Tepe'de bulunan kafatası parçaları üzerinde yapılan incelemeler, bunların önce derisinin yüzülüp üzerindeki etlerin çıkarıldığı, ardından da kemiklere çakmak taşıyla oyuklar açıldığını gösteriyor. Kasların kemiğe bağlandığı yerlerde, kemikler üzerinde kazıma kaynaklı çok sayıda çizik, kafatasını etinden arındırmanın kolay bir iş olmadığını gösteriyor. Göbekli Tepe'de bulunan bu 3 kafatası parçası, dünyada bilinen en eski oyulmuş kafatasları olma özelliği taşıyor. 12 numara En Eski Hısırlık Teşhisi. Araştırmacılar Asurlulara ait 4000 yıllık bir evlilik sözleşmesini inceledi. Çalışma sonunda kil tablete çivi yazısıyla yazılan, tarihteki ilk kısırlık tanısı ve kısırlık sorunu için bulunan çözüm ortaya çıktı. Tabletin deşifre edilmesiyle Asurluların yazdığı evlilik sözleşmesine ve çocuğu olmayan ailelere yönelik bilgilere ulaşıldı. 4000 yıllık tablette çocuk sahibi olmak isteyen ancak kısırlık sorunu yüzünden olamayan Asurluların evlilik sözleşmesinde bu duruma nasıl bir çözüm ürettikleri görülüyor. 13 numara 3000 yıllık dev kadın heykeli. Hatay'da Suriye sınırına yakın bir bölgede yürütülen kazılarda özenle işlenmiş baş ve üst gövde gibi kadın heykelinin parçaları ortaya çıktı. Heykelin yüz ve göğüs kısımları kasti tahrip edilmiş görünse de kalıntılar büyük ölçüde bozulmadan günümüze kadar ulaşmış durumda. Bazalttan yapılmış olan heykelin korunan kısmının 1.1 metre uzunluğunda ve 70 santim genişliğinde olması heykelin tamamının 4-5 metre uzunluğunda olduğuna işaret ediyor. 14 numara Dünyanın En Eski Kumaşı. Neolitik dönemin metropolü Çatalhöyük'te dünyanın en eski kumaş parçasına rastlandı. Kumaş parçası bir evin tabanında bir bebek iskeletine sarılı haldeydi.
Raporda da belirtildiği gibi keten kumaş olasılıkla Akdeniz menşeili. Bu da bize Neolitik ticaretin bir başka objesinin kesin kanıtlarını sunmakta. Aslında 2013 kazı sonunda bulunmasına rağmen yayınlara 2014'te girmesiyle o senenin önemli keşifleri arasında yer aldı. 15 numara Nuh'un gemisi. Gemi Nuh'un ailesi ve dünyada bulunan diğer hayvanların korumaya alınması amacıyla hazırlanmıştır. Bu hikaye Tevrat'ın tekvim bölümü ve Kur'an'da anlatılmaktadır. 27 Nisan 2010 günü Ağrı Dağı'nda bulunduğu söylendi. Çinli ve Türk araştırmacılardan oluşan bir ekibin Ağrı Dağı'nın 4000 metrelik noktasında Nuh'un gemisinin kalıntılarını buldukları yönündeki açıklamaları var. Tevrat'ta Hazreti Nuh'un gemisinin Ararat Dağları'na konduğu anlatılır. Ancak yıllar geçmesinden dolayı Batı bilim insanları bulunan yerin tam kanıt olmadığı görüşünde.